Beklenen an geldi. Hasibeciğim elini almışsın görüyorum. Ya bir Evet. berbere gideydim en azından. Biraz az kestirirdim ya. Bir an cıbıldak olacak suratım. Aynen, şu an gidecek, bütün sakalların gidecek ama altında deri var mı, çene var mı, onu göreceğiz Bak bir. bence bıyık bırakalım mı? Bir varyasyonlarını deneyelim ya. Bir bana top Okey. sakal bırakalım. Aa evet. Bunu niye düşünmedik? Tamam. O zaman geçiyorum ben Hadi gel. koltuğa. Gel buyur. Nasıl yapacağım? Önce şu yanları alalım. Tamam. Şuraya girsene baştan bir. Bir dakika. Böyle mi keseceğim? Böyle mi Öyle keseceğim? keseceksin. Şöyle. Ha, evet öyle. Ama bu çok kesecek. Hayır çok kesmez. Öbür türlü asıl çok keser. Şöyle gireceksin bak şuradan. Aa gerçekten mi? Gitti bütün sakal. Ya Sibe ne çıkacak acaba? Çok merak ediyorum. Şuna baksana Giriyorum. yumak. Bak top sakal bırakacağız önce tamam mı? Tamam. Dur ya vazgeçtim diyor. Bunları ne Gitti yapacağız? şeyin. Bunları ne yapacağız? Bütün sakalın gitti Ümit. Bakayım bir dakika. Ne Bayağı ince olacak yapıyor. bu? Ne Artık yapacağız? kesmesek olmaz. Bir tane poşet gibi bir şey olsa da bunları demet demet oraya atsak. Ay sakallarım. Aranızdan en güzel yorum yapanlarım var hediye. Okumuş olarak bunları Al dağıtacağım size. bunları sok buraya. Ya böyle bununla mı uğraşacağız? Evet onu uğraşacağız. Bir poşet getireydin zaten. ya. Buraya koyuyoruz bu arada. Bir şey diyeyim mi? Elim titriyor. Ya niye ya? Kökü bizde nasıl olsa. Tel gibi olmuş yalnız bunlar da ha. Bulaşık teli yani. Yo yüzüm rahatlayacak ya artık. İyi olacak bence. Yani çirkin olursa da geri uzatacağız Asibeciğim hemen. Ay al. Bir de ben de bakacağım aşamalarına. Ne oldu şu an? Yanağım çıktı mı ortaya? Yara olmuş derin farkında Evet mısın? evet diyor muyum ben sana? Çok kötü bak. Çok iyi olacak ya bu dinlenecek şimdi gider bir de bir güzel yıkarım. Nefes almıyor ki yazın daha kötü sakal. Evet evet kışın iyiydi de yazın iyice kötüleşti. Gel. Gel kızım. Gel Ay, düdük, düdük gel. Düdük gibi öter durur şimdi ya. Gel bebeğim. Gel kızım. Ümit dedenin kucağına çık. Düdüklü. Ses çıkarmayacaksan dur tamam mı? Çok ötüyorsun sen ya. Kesiyorum. Oha! Lan bunları değerlendirelim yazık ya. Ne yapacaksın ki bulaşık teli Yorgan. Ay hayır ya. Top sakalını bir düzelteyim izninle. Sonra ya başka bir model daha yapacağım. Bir dakika bir bakabilir miyim? Bir saniye bir dakika dur. Kısaltmalı tamam bir göreyim tamam. bir. Tamam. Çok kötü. Şöyle gösterelim, kameraya da gösterelim. Bu benim top sakal ne ya? Top sakalların özel Ama bir özür şey dilerim. Bir diyeceğim. dakika bir top Böyle sakallardan bırakmaz özür dilemek istiyorum. Kimse. Bırakır, bırakanlar var, sevenler vardır. Ben sevmediğim için yani top sakal çok yakıştığını da söylemek size bana yakışmadı. Hadi devam ki. Cücük de bırakalım. Sen bana bıraksana. Bir dakika. Çocuk da artık beni tanımıyor. Kesin. Aa bu ne ya falan diyor. Bakayım nasıl oluyor. Keşke şuraya bir ayna koyabilsek. Allah! Çenesiz Ümit geliyor. Oha ne kadar çok çıktı. En... Mesela püskülü. Şöyle kes. Tamam galiba. Evet. Evet. Bu da ayrı bir modelimiz. Ne? Viking mi? Yok. Bilmiyorum. Ama yapamadım galiba ya. Bakayım. Aa evet ya olmamış. Bir de onları kes. Bir pala bıyık yap bakalım. Dön bana. Bir palayım. Çok Asibe bir şey oldum kız. Büyüdün mü? Ay nasıl bir sineksin sen ya? Ne biçim ısırdı lan? Bakın. Hey çenem. Ay seni tanıyamıyorum artık. Ben burada bırakıyorum. Hadi görüşürüz. Cücüğümü kes. Merhaba Asibe nasılsın? Ya çok iyi gözüküyorsun ya. Alışacaksın. İstemiyorum. A lot to see, a lot to do. Recently I've realized I like doing it all with you. Take my hand, twirl me around. Yeni
karavan alacaklara çok güzel bir rehber hazırlıyoruz. Bu rehberi de hazırlarken dedik ki neden bir karavanın içinden seslenmeyelim. Kızların karavanı da buradaydı. Onlar İzmir'de. Bayram tatili için ailelerinin yanlarına gittiler. Karavanını buraya bıraktılar. Biz de dedik ki onların karavanını kullanalım. Peki sen neden maskelisin? Ben neden maskeliyim Asibe'cim? Hastayım ben biraz. İnsanlara da geçmesin diye. Senin maskeni düşüreceğim. Gerçi çok sıcakladım. Araba da sıcak da çıkarayım bari. Hazır mısınız? Hazır mısınız? O zaman açayım Asibe. Zaten tıraş olurken gözükmüştü. Bir espri uğruna terler attım. Şu an çok garip geliyor olabilir. Ben de ilk kestiğimizde dedim ki olmadı ya. Ümit sen böyle mi düşünüyordun? Unutmuşum çünkü eski hali. Evet ya. Sonra ama göze alışıyor insan. Böyle şey gözlerinin güzelliği, saçlarının güzelliği falan ortaya çıktı. Çok yakıştı bence. Ben daha utanmadan. Gencelmiş ama değil mi? Evet genceldim biraz yani. İyi geldi. Bana da iyi geldi. En azından yüzüme iyi geldi diyelim. Evet. Bayağı bir bakım yapıyoruz Asibe'yle yüzüme. Çünkü nefes almadıkça sakal arasında bayağı kötü olmuş. Merak etme ya. Hyaluronik asitler olsun, nemlendiriciler, böyle cilt bariyeri. Bunların hepsini paylaşacağım. Hepsini yapıyoruz. Bu arada tam karavan olayına girmeden önce şunu da bahsedelim. Bir önceki videolarda fazlaca aldığımız yorumlara kısa kısa şöyle bir cevap olsun. Birincisi en çok konuşulanlardan biri uzayın fiyatını niye söylemediniz denilmiş. Biraz da mantıklı da olabilir çünkü bir önceki videoda fiyat sorduk sonra da biz orada niyeyse işte ambiyansı siz de gördünüz. Aramızda böyle o muhabbet geçmedi yani o an söylemedik. Yazılan yorumlardan sonra da söylememiz de daha iyi olur diye Şeyma ile Mustafa Kafaya da sorduk. Bir sorun yok dediler. Aynen. Biz aracımızı 950 bin liraya satmış olduk. Belki buna çok ucuza vermişsiniz diyecekler vardır. Belki ne bileyim iyi vermişsiniz diyecekler vardır. Mustafa ve Şeyma da mutlu. Biz de mutluyuz. Bu aynen. Konuda para konusu da aramızda en az geçen muhabbet oldu. Bu konuyu da böylece netleştirmiş olalım. 950 bin lira bütçemiz var. Şimdi onunla da biz yeni karavan yapacağız. Başka en çok neden oraya siz o aracı soktunuz denildi. Şeyma ile Mustafa evini zaten görmüşsünüz. Orada oturuyorlardı. Buraya gelin. Burada bir hem videomuzu çekeriz, sohbet ederiz, biraz yani, yemek yeriz falan evet, demiştik. Evet götüreceğimiz yer zaten uzak. Oraya gidene kadar işte trafikte uğraşmayalım. Yarın götürürüz de. Bugün de işte zaten yoldan gelmişsiniz. Burası da güvenli, buraya sokun dediler. Bana da sordu aslında girer mi dedik. Ben de orada bir şeyde kaldım böyle girer mi girmez mi emin olamadım. Ya beni zaten biliyorsunuzdur ben her zaman son gazdayım hep. Evet. Kesin girer ya buradan kesin geçer ya diye soktunuz. Çok şükür girdik de çıktık da ama olsun yine de zorlandık. Sitenin de çok değişik bir şekilde bir girişi var o ilk girdiğimiz yokuşlu girişi var. Bir de çıkışı var o cumbalı evlerin orada çıkışı vardı. Bir tane de şey var 2.60'lık bir köprü altı var giriş. Evet böyle bir durumdan dolayı girdik artık mecburen zorlanarak da çıktık ama çok şükür çıktık. Bir ara ben dedim çıkmayacak araba buradan. Yani sonuç olarak biz Şeyma'yla Mustafa'ya götürmüşüz karavanı orada da kullanabilirlerdi. Diğer bir soru da Şeyma'yla Mustafa'nın Instagram hesabı veya YouTube hesabı yok mu? Biz onları nereden izleyeceğiz? Uzayı izlemek istediğimizde nereden izleyeceğiz dediniz. Baştan böyle bir şey düşünmüyorlardı ama Şeyma dediğimiz gibi belgesel çeken bu işe gönül vermiş bir arkadaşımız. Hani dedik ileride belgesellerinde izleriz. Ama sonra dedik ya arkadaşlar siz izcisiniz. Arada bir kampa da gidersiniz dedik. Uzayla yaptığınız kamplardan böyle fotoğraf paylaşacağınız bir uzayın hesabı olsun en azından dedik. Onlar da kırmadılar bizi. Uzay on the road. Açıklama kısmına da bırakırım. Evet. Hem Instagram'dan hem de YouTube tarafından uzayın maceralarını siz de biz de oradan takip edebileceğiz. İnşallah. Sorulara cevap vermişken hazırsan Asibe'cim yeni bir karavan alınırsa onun rehberi nasıl oluşturulur? Biz de çünkü tam o süreçteyiz. Evet. Panelvan araç kendimiz önceden kullandık biliyorsunuz. Camper, küçük bir camper. Camper'dı evet. Çok. Bir tane alkovenli uzayımız vardı. Şimdi de yapacağımız bir karavan daha var biliyorsunuz. Onun dışında da biz 2 yıldır tam olarak tam zamanlı karavanda yaşıyoruz ve bir sürü karavancıyla tanıştık. Evet. Bir sürü farklı karavan çeşitleri görmüş olduk. Bunların hepsini toplayıp edindiğimiz tecrübeleri burada konuşacağız. Evet, çok güzel bir şablon yaptık. Hasibecim'le oturduk, çalıştık. Şablonu şimdi ekrana vereyim ben resmini. Hasibecim de buradan gösteriyor. Yakından da siz görüyorsunuz şimdi. Size uygun hangileri ise onları seçip
Sonrasında da aracınıza ulaşacağınız bir şablon oluşturduk. Evet. Zaten en son buradan yaptığımız tiklerle beraber, ki bunun boş halini de koyarım isterseniz, onu da ekran resmini alıp siz de kendiniz tik atabilirsiniz. Size uygun tikleri, ama bizim bu zamana kadarki tecrübemizle biz paylaşacağız. Siz de yeni bir araç alırken kafanız rahat bir şekilde sonuca ulaşacaksınız. Evet. Öyle bir şablon hazırladık. Ama bunu anlatmadan önce biz karavana gelelim dedik de bu karavana güneşin altında güneşi yemiş Hasibeciğim, camları açtık falan ama ben savunamadım. Bir haftadır yok, bir haftadır burası kapalı. Evet. Gerçekten karavan ısınmış, içerideki eşyalar ısınmış artık. Karavandan seslenelim dedik ama biz bahçeye geçelim en iyisi. Serin serin, rahat tamam. Rahat paylaşalım. Kızlar anlatalım. Gelmeden burayı havalandıralım bence, yazık bu sıcağa gelmesinler. Evet. Hadi bahçede görüşürüz. Ve burası serin serin güzel oldu ya. Evet, şu an ağaçların altında size hazırladığımız 5 ana başlıktan karavan seçiminde nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatmaya başlıyoruz. Yani başlıklarımız 5 tane. Bu 5 başlığı isterseniz şablonu biz en son koyacağız ama şablonu kullanmak istemezseniz o başlıklar içinden size uygun olanları not alıp ondan sonra da karavan seçeneklerini saydığımızda o tiklerden zaten size en uygun karavanı en son çıkarmış olacaksınız. Böyle bir kolay yol bulduk biz. Evet. Zaten şimdi başladığımızda daha anlaşılır olacak. Birinci ana başlığımız amaç. Yani bu karavanı alırken neyi amaçlıyorsunuz? Çok gezmeyi seven insanlara uygun bir haftalık tatiller. İkincisi orta, yani bir aya kadar tatiller. Üçüncü seçeneğimiz uzun, bir mevsim gezenlere daha uygun bir seçenek. Ve tam zamanlı karavanda yaşamak. Diğer ana başlığımız ise kaç kişi? 1 veya 2 kişilik mi karavana geçeceksiniz? 3 kişilik mi ya da 3 kişi ve üzeri mi diye 3 ana başlıkta topladık. Buradan da size uygun olanı tikleyebilirsiniz. Diğer ana başlığımızda nereye gideceksiniz? Nasıl kullanacaksınız? Çok gezen bir araç mı olacak? Arazi ve kolay yollara mı girecek? Uzun konaklamalar için mi? Kamping konaklamaları için mi? Issızlarda uzun kalmak için? Arazi ve zor yollara girmek için ya da yurt dışına çıkmak için mi? Şablonumuzda bu başlıkları zaten göreceksiniz ama siz de içinden size karavanla tatile giderken en uygun hangisi ise onlardan kaç tanesi ise onları not alabilirsiniz. Dördüncü başlığımız hangi mevsim? Biz bunu 3'e ayırdık. Yaz, kış ve bahar. Hangi mevsimi daha çok seviyorsanız ve tatillerinizi daha çok hangi dönemde yapıyorsanız ona uygun yine seçebilirsiniz. Son başlığımızda bu karavanı nasıl elde edeceksiniz? Yani kendiniz mi yapacaksınız? İkinci el mi alacaksınız? Yurt içinde sıfır mı yaptıracaksınız? Yani 5 yaşa kadar olan sıfırlar da var. Tabii %45 ÖTV ödeyerek de alabileceğiniz seçenekler var. Evet, yani şöyle örnek vereyim. Diyelim ki 5 yaşından küçük bir araç aldınız ve bunu karavana dönüştüreceksiniz. 1 milyonu aldığınız bir araç için 450 bin lira da vergi ödemeniz gerekiyor. ÖTV vergisi diye bir vergi belirleniyor. O %200'dü, %45'e düşürüldü ama hala yüksek. Aynı vergilendirme. Yurt dışından bir karavan alırsanız da %45 ÖTV'li gelmiş oluyor size. İzleyenler arasında her bütçeye sahip insanlar var. Artık bunları da alabilenler de lütfen biz de ulaşsınlar. Valla helal olsun, tepe tepe kullanın. İnşallah güle güle kullanırsınız diyelim. Ama çekme karavanlarda biliyorsunuz ÖTV yok. O seçeneklerde de sıfır tercih edilebilir. Evet. O zaman başlayalım karavan seçeneklerimizle. İki çeşit karavanımız var. Birincisi motokaravanlar, ikincisi çekme karavanlar. Ve bu karavanlar da kendi içinde ayrılıyor. Motokaravanlardan ilk seçeneğimiz camper. Görselde de gördüğünüz üzere daha küçük araçlar, daha kompakt araçlar oluyor bu araçlar ve aslında kamp mantığında çadır yerine daha güvenli kalabileceğiniz ve küçük mutfağı, tuvaleti, banyosu minimal şekilde olan en küçük karavanlar diyebiliriz. Evet. Kısa tatiller için uygun görüyorum. Orta tatiller için ve daha uzunu için ben çok bence uygun de bulmuyorum. Daha çok kısa tatiller, hafta sonu tatilleri olabilir veya bir haftalık tatillere daha uygun tikliyoruz biz. Bir veya iki kişi maksimum. Bu arada bizcesini ama kişiye göre değişir. Kimisi de camper'da bir ömürde yaşayabilir. Evet, yani bu tamamen aslında size bağlı. İstisnalar kaideyi bozmaz ama biz genel tecrübelerimizden bahsediyoruz. Biz de açıkçası camper'da bir haftadan fazlasını yapamayız, zorlanırız. Çok gezmek için bence çok uygun. Tam hareketli bir araç yani. Evet. Gidip her yeri gez, gör, bütün kahverengi tabelalara dön, istediğin her yere gir çık, çok rahat. Ve daha çok dışarıyı kullanan insanlar için rahat. Uyuyacağım zaman içeri giriyorum, dışarıda takılıyorum için daha uygun. Ve şehir içleri için de çok uygun, park etme sorunu vesaire olmuyor. Arazi ve kolay yollar için bence girilir. Uzun konaklama hayır. Kamping için çok uygun.
Çünkü depolama alanları küçük olduğu için arada bir mecburen kampinge veya çeşmelerin yanlarında falan konaklamak gerekiyor. Issızlıklarda uzun kalmak için hayır. Arazi ve zor yollar bence uygun olabilir. Olabilir. Yurt dışı için bence uygun. Gidip yurt dışında da hızlı hızlı gezeyim ve işte arada kampingde konaklayayım, arada hostelde kalayım için çok uygun. Tamamen için... ama uzun tatiller yapmak için çok uygun değil. Yani yurt dışına 6 aylık bir tura çıkacaksanız bence burnunuzdan gelir. O yüzden sadece kampingde kalır idare ederiz derseniz çok güzel anılar elde edebilirsiniz ama karavan kısmıyla ilgili zorlanabilirsiniz. Evet. Yaz için? Burada da şöyle diyelim. Özellikle yazın yaylalara falan çıkıyorsanız okey ama yazlık yerlere gidiyorsanız oralarda büyük araçlar olması lazım ki güneş panelleri klimayı karşılasın. İçerisi muhtemelen çok ısınacaktır küçük alan ve malzemesini bilmiyorum ama yalıtım çok güzel olmazsa. Ne kadar alan var ki yalıtım yapabilirsin? Aynen. Ya bu anlamlarda tabii ki gündüz denize girip çıp 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 serinlersiniz ama akşam uyurken biz buraya nereden geldik falan olabilirsiniz. Zorlayıcı bir araç olabilir. Bizcesi tabii. Evet. Kış için imkansız bence. İçeride alanın olmadığı ve dışarıda takılamayacağın için. Her bir günlük karda mangal yapmaya gidelim diyorsanız. Çadır için uygundur ama biz olur. Yine de bir günlük gidip de karda çadır tatili bizim yapmaya. Bizim için uygun değil. Bizce uygun değil. Bahar için en güzeli bahar. Bence de. Kendin yapmak için tam olur. Tam en uygun araçlardan biri. İkinci el alınır. Bazen kendin yapmaktan daha ucuz olur. Sıfır yurt içi ve sıfır yurt dışı. Bence alınır. Tabii ki. Yani yurt dışından da alabileceğiniz en uygun araç olur. Sıfır tercih ederseniz. Gelelim ikinci çeşidimize. Panel van araçlar. Camper'dan biraz daha büyük alan oluyor. 15 metreküp, 13 metreküp, 17 metreküp araçların içine karavana dönüştürülüyor. Panel van araçları zaten hepimiz biliyoruz. En çok karavan modeli ve ikinci el ilanlarına da Türkiye'de de baktığımız zaman en çok karşılaşacağımız modeldir. Kısa tatiller için güzel. Orta tatil bir ay için. Bence bir ay da yapılabilir bu araçlarda. Bence de olabilir. Uzun eğer kendinize güveniyorsanız biz bence yapmayız. Olur. Bence biz yapmayız. Bence bizcesi diyelim. Evet. Uzun tatiller ve tam zamanlı için bizce uygun değil. Evet. 1 ve 2 kişi ve belki 3 kişi. Çünkü o mutfak alanı dönüştürdüğü... Çocuk sayı yer. Evet, bir çocuk yatacak kadar olabilir. O yüzden olur. Tek çocuklu aileler için bence uygun. Konaklama için... Bence uygun değil. Bence de değil. Kampingler için evet. Isızlıklarda uzun kalmak için değil. Arazi, zor yollar... Bir nebze girilebilecek yerleri var. Belki girilebilir, evet. Bunu ama bir camper kadar size o şeyi sağlamaz. Evet, yurt dışına çıkmak için bence güzel. En uygun araçlardan biri. Camper yerine bence yurt dışına gidecekseniz bu veya bundan sonrası zaten yine söyleyeceğiz. Onları tercih edebilirsiniz. Evet. Yazın olur. Yine dediğimiz gibi içindeki yalıtım önemli. Biraz ısınma problemi olabilir ama yine de olur. Kış. Bence zorlar. Bence kış çok kötü ya. O küçücük alanda dışarıyı kullanamadığınız zaman bence imkansız. Yine aynı şekilde camper gibi bence de kış olmaz ama bahar için uygun olur. Bahar mükemmel zaten. Kendin yapmak için en basit araç. Zaten en çok yapılan araç. Evet. İkinci el her yer bundan dolu. Sıfır yurt içi birçok karavan firması yapıyor. Yurt dışından da almak isterseniz alabilirsiniz. Burada bir parantez açayım. Eğer ki uzun tatilleri seviyorsanız kesinlikle tercih etmeyin. Zaten insanlar bir panel vanla başlıyorlar. Sonra da onu satıyorlar. Daha büyüklerine geçmeye çalışıyorlar. İlanlarda da gördüğünüz üzere en çok satılan araç panel van araçlar. Çok iyi düşünün. Kiralayıp önceden de deneme avantajını da sahipsiniz. Bence kiralayıp bir görün derim. Kesinlikle. Üçüncü seçeneğimiz yarı entegre ya da semi entegre karavanlar. Yarı entegre biraz daha panel van araçların daha rahat alan sağlayanı gibi. Birkaç noktada panel vandan biraz daha kişisel iyi. Kişisel eşyalarınız için daha çok yer var. Ama onun dışında su depoları vesaire için bir panel vandan çok da farkı yok. Biraz daha görsel olarak da karavana daha benziyor diyebiliriz. Evet. Kısa tatiller, orta tatiller bir mevsim için bence olur. Yine olabilir. Yani yarım tip gibi düşünebiliriz bunu. Müthiş zevk almazsınız ama yine de uzun tatillerde iş görür mü görür. 1-2 kişilik, 3 kişilik. 3 ve üzerine artık bence zorlar. Evet, 3 üzeri yani zor. Çocuksa, 2 çocuksa ve iyi bir dizaynsa olabilir ama biz tercih etmezdik. Evet, çok gezmek için evet. Evet. Arazi kolay yollar evet. Uzun konaklama hayır. Bence de hayır. Kamping için evet. Issızlarda uzun kalmak için hayır. Arazi ve zor yollar. Bence panel vanla benzer bir performansı sergileyebilir. Yarım.
koyuyorum. Yurt dışı için yine çok uygun. Bence de. Yaz ve bahar için diyorum. Kışın yine çok dar bir alan içerisi. Bence de zorlar. Kendin yapmak için? Bence uygun bir araç değil. Bence çünkü de. Bunlar ya panel van kesiliyor ya da kamyonetten yapılıyor. Dış yardım almanız şart. O yüzden hazır dış yardım almışken bir yerinde yapabilirsiniz. Evet. İkinci el alınır, yurt içinden alınır, yurt dışından alınır. Zaten daha çok yurt içi ve yurt dışından sıfır araç olarak tercihlerde semi entegreler ya da bunun bir üst versiyonu tam entegreler. Tam entegreler bunlara göre biraz daha alan sağlar. Biraz daha karavana benzer. Özellikle iyi markaların evet. iyi karavanları var. Bence o karavanları tam bizim şimdiki kategorimizle bir tutabiliriz. Evet. Alkovenli karavanlar. Çünkü onların içinde bazen şoför kabininin üstünden inen yatak oluyor ve bol bol yatak alanı sağlıyor. Alkovene benzer bir alan sağlıyor. Evet. Büyükleri özellikle tercih edilebilir. Bir alkovenli performansına yakın bir performans evet. verir. O zaman işaretlemeye başlayalım. Ben kısa tatile yarım tik derim Asibe'cim. Büyük bir araç tamam. sonuçta. Onunla bir haftadan az süredeki tatillere ben gider miydim? Valla çok tercih ben etmez. Ben kontağımı çalıştırmam arkadaşlar. Çünkü yakıyor bu araçlar. Evet, evet. Araç büyüdükçe yakıt da büyüyor. Sana alan sağlarken tabii motoru vesairesi yükü de ağırlaştıkça evet. yakıt artıyor. Orta tatiller, uzun tatiller ve tabii ki tam zamanlı yaşamak için mükemmel. Ki zaten 2 senedir biz yaşıyoruz bir alkovenli karavanda biliyorsunuz zaten. 1-2 kişi olur, 3 kişi olur ve 3 ve üzeri kişi içinde olur. Çok gezmek için? Bence uygun değil. Bence de değil. Arazi ve kolay yollar bizim en çok girdiğimiz yerler zaten tabii ki. Uzun konaklama için tabii ki güzel. Kampinge girilir mi? Giriyor. Yine alkovenlerde giriyor. 2 yılda bir kere mi iki kere mi girdik evet. yani öyle bir yani şey. İhtiyacın yok çünkü su depoların ve elektriğin yeterli kapasitede olduğu için kampinge girmek ihtiyacın yok. Evet. Issızlarda uzun kalmak en mükemmeli bir kere zaten. Evet. Arazi ve zor yollara girmez artık. Orta zorlar okey ama çok zor yollara girmez. Alkovenli karavanlara uygun değil. Yani zorlu evet. arazi yolları. Yurt dışı? Zaten en çok yurt dışından gelen ve yurt dışına gidenler alkovenli karavan kullanıyorlar. Bence uygun. Evet. Yaz, kış ve bahar ayları için çok uygun. Kendin yapmak için yine bir alkovenli karavanı alıp içini değiştirmek için tabii ki uygun. Bizim gibi restorasyon yapacaksanız uygun ama sıfırdan yapalım derseniz bence bir firmayla çalışmanız çok daha güzel diye düşünüyoruz. Aynen öyle. O yüzden kendin yapatik koymuyorum. İkinci el almak, yurt içi ve yurt dışından almak. Yurt dışından alabilenler, şanslı insanlar, yurt dışında çok güzel örnekleri var. Kesinlikle. Biraz pahalı, biraz değil bayağı pahalı günümüzde şu an. Tiklerimizin sayısına da bakarsanız alkovenli en ideal, en alınabilecek ki zaten yurt dışında birine gidip karavan veya Türkiye'de de bence öyle. Karavan dediğinizde gözünüzün önüne gelen o şoförün üstündeki o yatakla beraber böyle görüntüsüyle de karavan insanların aklına onu getiriyor. Aynen. Bu karavan diğerleri camper gibi aslında görülüyor biraz daha. Evet. Karavan alabilenler karavan alsın. Alamayanlar da birazdan geleceğimiz midibüse falan tercih edebilirler. Evet. Ama arada bir arazimiz var. Bu arazi araçları da 4x4, 4x6, 6x8, 10x40 falan gibi şeyler. 6x6. 120. Araziyi seven arkadaşlar bu araçları tercih edebilirler. Evet. Alan olarak biraz küçülüyor. Çünkü arazideki o sana konforu sağlaması için hem yüksek olması hem de daha uzun olmaması için alan küçülüyor ama zaten araziyi seven insan karavanın içine ancak yatmaya giriyor. Daha çok araziyi kullanıyor. O anlamda arazi severleri en fazla burada camper panel vana kayabilirler belki ama bence arazi severler arazi araçlarına direkt yönlensinler derim. Kısa bir haftalık tatiller evet. Orta bir aylık tatiller. Yine kurtarır. Kurtarır mı? Kurtarır. Bir aya kadar zaten. Bir aydan evet. sonrasını zorlar bence. Bence de. Ya iç yaşam alanı çok küçük olduğu için size bir ev konforu vermeyecek. Ama tabii ki su depoları ya da elektrik bayağı depolu olabilir. O yüzden. Ya dünyada bunu
çıkan gördük biz. Çöllere falan giden insanlar bile gidilir var. Gidilir mi? Gidilir yani. Gidenler var ama bize sorsanız biz o küçük alanda karavanın içinde daha çok zaman geçirdiğimiz için darlar. 1-2 kişi için? 1-2 kişi için ve maksimum 3 kişi için maksimum uygun. Maksimum 3 kişi için uygun. Çok gezen için uygun ama bunu şöyle düşünün, bu arazi araçları aşırı yakıyor. Arazi aracı olduğu için şehir içinde de zaten kullanımı zor olur. Arazide çok gezenler diyelim. Evet. Arazi ve kolay yollar tabii ki girer. Uzun konaklama ben yine dediğim gibi çok tercih etmem. Ben kampinge etmem. Niye gireyim zaten? Evet, kampinge zaten tercih etmez. Issızlarda uzun kalmayı yok. Bu arazi ve zor yollar için bu kalın bir tip koydum. Yurt dışına çıkar. Çünkü çok gördük. Bir camper gibi düşünebiliriz. Camper'ın daha heybetlisi gibi düşünebiliriz. Yaz, kış, bahar için bence üçüne de olur. Olur. Hatta kış için belki de en uygun araçlar olabilir. En uygun olabilir. Araç olabilir. Çünkü karda vesaire de gidebilir. Evet. Isıtma da bir şekilde çözülür. Evet. Kendin yapmak için uygun değil. Bir firmayla veya evet, ikinci el yapılabilir. Yurt dışı, yurt içi sıfır, ikinci el diyorum ve kendin yapı işaretlemiyorum. Bu arada düğün başladı. Müzik inşallah gelmiyordur ya. İnşallah gelmiyordur. Evet, demin kızların karavanındaydık ve kızların karavanı bir midibüs. Alkovenli karavan alamıyorsanız midibüs tercih edilebilir. O yüzden midibüsleri de biz öneriyoruz. Bütçe olarak da hem de kendiniz yapmanız hem de araç fiyatlarına bakılırsa en uygun araçlardan biri diyebiliriz. Alkovenli ile çok benzer. Kısa tatiller, orta tatiller, uzun tatiller, tam zamanlı yaşam. 1-2 kişi, 3 kişi, hatta 3 kişi ve üzeri bence uygun olabilir. Bence de. Çok gezer misin? Gezilmez. Bence de gezilmez. Alkovenli de öyle demiştik. Arazi kolay yollara girer. Uzun konaklamalar için güzel. Kampinge girer. İhtiyaç yok ama girer. Girer. Issızlarda uzun kalmak için kesinlikle. Arazi zor yollar girmez. Yurt dışına çıkılır mı? Çıkılır. Çıkılır. Yaz, kış ve bahar için bence 3 de olur. Kendin yapmak için perfect. Çok uygun. İkinci el alınır. Da yani kendim kesinlikle kendim yaparım gibi. Güzel bulduysanız tasarımını evet, alabilirsiniz. Sıfır yurt içi ve yurt dışı da yine. Yurt dışı, dışı yok. Yok. Evet. Benim de bildiğim yok. Onu şey yaptım, sildim. Ve otobüslere geldik. Yani bu 9 metre ve üzeri olunca... Yani 9 metreye kadar olanlar midibüs, 9 metre ve 14 metreye kadar olanlar da otobüs oluyor. Tam zamanlı veya evet, uzun tatiller için daha uygun araçlar. Ben kısa tatillere kesinlikle anahtarını çevirme. Otobüs bir kere alkovenliği ikiye katlayacak kadar yakıt harcar ama çok büyük bir avantajı var. İçine su deposunu, elektriğini, her şeyini, bütün eşyalarını sığdırabileceğin çok büyük bir alan var. O yüzden var, uzun dönem veya tam evet, zamanlı için daha uygun. Yani uzun tatiller ve tam zamanlı yaşam 1, 2, 3 ve üzeri kişi için 10, 15 kalabilirsiniz onun yani içinde. Yani ranza yaparsın 10 kişilik falan kesin olur. Arazi ve kolay yollara girer mi? Alkovenli veya midibüs performansı vermez. Evet. Yarım tik atabiliriz atalım bence. Çok gezen için zaten uygun değil. Onu hiç saymadım bile. Aynen, hiç konuşmadım onu. Uzun konaklamak kesinlikle. Kampinge niye gireyim? Niye gireyim? Gidecekten niye otobüs zaten yapıyorsun aynen gibi. Issızlarda uzun kalmak mükemmel. Arazi zor yollar olmaz. Yurt dışı... Ben çıkmam. Yapan, ama çıkan var. Yapana saygı duyarım. Nasıl? İtalya'da bir sahile gideceğim. 3 tane sahile gideceğim. Döneceğim diyorsanız okey ama böyle her yerini gezeyim derseniz sizi çok yoracak bir araç olur. Ya kalacağınız yerin çok belli olması lazım. Park edeceğiniz yerin belli olması lazım. Çünkü gideyim orada bir yer bulurum diyebileceğim bir araç değil. Evini götürmüş hissini size fazla fazla verir ama işte kullanmak, her yola sokamamak, park etmek gibi zorlukları da var. Yaz, kış ve bahar ayları için mükemmel. Kendin tabii ki yapılır. İkinci el alınır. Sıfır yurt içi vardır herhalde. Yani bir firmaya götürüp yaptırabilirsin. Yurt dışı bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bence yurt dışında Amerika'da yaşıyorsanız var ama Avrupa ve Türkiye bu bölgede otobüs sıfır yapan ben hiç görmedim. Ben de denk gelmedim. Belki vardır bilmiyorum. Ya araba çıkanlar falan vardı. Onlar da aslında midibüs gibi. Midibüsün biraz büyüğü. Aynen. Tam zamanlı yaşamak ve işte daha sabit olmak için bence otobüs çok güzel bir örnek. Moto karavanlar bitti. Şimdi gelelim çekme karavanlara. Çekme karavanları da üçe ayırdık.
750 kilo altı, 750 kilo üstü ve arazi. Hemen evet. Burada bir parantez koyalım. Motokaravanla çekme karavan arasında kaldıysanız şöyle düşünün. Motokaravan size karavanın içinde de olma özgürlüğü sağlıyor ve römörklü bir araç kullanmama özgürlüğü sağlıyor. Tekinin de şöyle bir avantajı var. Gidip arka çekmesini bir yere koyup arabayla da çevreyi gezme gibi alan sağlıyor. Dezavantajı kampinge bağlısın. Çünkü depoları yok çekme karavanların. Ve su depoları dolu olarak kullanılmamasını tavsiye ediyorlar. Evet. Çünkü böyle bir salınım verdiğinde kaza yaptırma olasılığı çok yüksek. O yüzden arkaya yük veremiyorsun çok fazla. Ya bunun ayrımı çok net. Ben kampinglerde kalırım diyorsanız çekme karavan, ıssızlarda takılacaksanız eğer veya kamping dışında karavanı kullanacaksanız kesinlikle motokaravan diyebiliriz. Çekme karavanlarda 750 kilogram altları ruhsata tabi değil ama 750 kilogram üstleri römork ehliyeti almanız gerekiyor. Böyle de bir ayrımları var. Biz çekme karavanları açıkçası sempatik buluyoruz. Karavan denilince akla alkobenli geliyorsa bir de çekme karavan gelir ama bizim için uygun araçlar değil. Çünkü biz kampinglerden kalmaktansa daha çok ıssızlarda kalmayı seviyoruz. Üçüncüyü de söyleyelim. Üçüncüsü de arazi şartlarına uygun yapılan. Bazı markalar arazi şartlarına uygun çekme karavanlar da yapıyorlar. Zaten çekme karavan ilgi duyanlar da bunların seçeneklerini göreceklerdir. Biz konuştuk da son kısmını çekmemişiz maalesef. Kameramızda da problem var. Artık son iki videodur telefonla çekiyoruz. Umarım görüntülerimiz eskisi kadar kaliteli olmasa da idare ediyordur. Ama önümüzdeki hafta inşallah düzelecek bu olay. Evet inşallah. Bizim bütün deneyimlerimizi, tecrübelerimizi ve tanıştıklarımızdan aldığımız tecrübeleri de ortaya koyduğumuzda böyle bir şablon size hazırladık. Umarız karavan seçecekler için bu faydalı olur. Biz bunun boş halini de koyalım. Siz kendinizce tik atın. En çok tik hangisini attıysanız o karavan size uygundur zaten. Evet. Aynı zamanda da dolusunu da bizim tiklediğimizi de ekrana en son koyacağım. Oradan siz kendiniz de bizim tecrübelerimizden faydalanmak isterseniz oradan da video haricinde görebilirsiniz. Peki biz yeni karavanımızı bunlardan hangisi yapıyoruz? Bunlardan hangisi yapıyoruz? Çok önemli bir soru, güzel bir soru. Biz bunlardan... Hiçbiri. Hiçbirini yapmıyoruz arkadaşlar. Biz yeni bir segment açıyoruz. Şu alta mavi yeni bir şey yapıyoruz. Başka bir kategori açıyoruz. Yani uzayı belki de satmamızdaki en büyük sebeplerden biri de bizim aklımıza, hatta Hasibe'nin diyeyim, aklına bu fikrin gelmesi. Bu fikirle beraber biz bir anda böyle bir yükseldik. Ya neden bu yapılmıyor? Dünyada var mı? Bir iki tane gördüm ama bence Türkiye'de çok rahat yapılabilecek. Ama nedense kimsenin aklına gelip de yapmadığı bir tarz, bir seçenek, bir model. Biz ustalık eserimiz dediğimiz için, usta bir karavan yapacağımız için de bunun ön anlaşmalarını yaptık. Tasarım konusunda da, karavanı imal etme konusunda da çok usta isimlerle çalışıyoruz. Evet, bunu zaten önümüzdeki videolarda göreceksiniz. Muhtemelen bir sonraki videomuz karavan yapmak için aracımızı aldık videomuz olacak. Sonra da hemen inşallah tasarım. Haftalardır evde sürekli hararetli konuşuyoruz. Ay şunu aldık, şunu yaptık, üstüne şöyle tasarımı böyle falan diye. Çok heyecanlıyız. Bizim için dua edin. İnşallah gönlümüze göre bir araç alalım. O kadar çok seçenek var ki biz gittik yine en zor seçeneği seçmeye çalışıyoruz. Tabii bütçe konusunda da işte uzaydan geleni açıkladık. O bütçelerin içinde de kalmaya da çalışıyoruz. Bu anlamda biraz işimiz zor. Allah yardımcımız olsun. Amin. Ama zor bizim işimiz. İmkansız biraz zaman alır diyorum. Çok büyük konuşmayayım da. Kamyon arkasında zor bir bakıyor. Hayırlısı hep beraber önümüzdeki video artık haftaya alabilirsek haftaya alamazsak İnşallah. Bir sonraki haftaya sıradaki video aracımız olacak. O videoda görüşürüz. Bayağı bir uğraştık. Şablonlar yaptık evet. Hasibe'cim. Yeni karavan alacaklara güzel bir rehber oluşturalım dedik. Herhalde bu emeklerimizin karşılığında videomuzu beğenirseniz çok memnun oluruz. Küçük bir tuşa basma hareketiyle bizi mutlu edebilirsiniz. Tabii ki yorumlarınızı okuyup orada muhabbet etmek de bizim çok hoşumuza gidiyor. Zaten. Şimdiden teşekkür ederiz. Bir dahaki videoya görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Bizim gibi heyecanla bekleyin çünkü sizi çok şaşırtacağız. Çok ay, inşallah. Büyük konuşuyoruz ama bizim için öyle. Umarım sizde evet. De ah bu muydu demezsiniz. İnşallah. İnşallah siz de bizim kadar yükselirsiniz evet. Diyelim. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. When the winter is bitter and cold and the spring is yet to unfold. May your heart be strong and your love remain. Summer sun is beating the ground,
be strong and your love remain. May your love remain. May your love remain. May your heart be strong and your love remain. El invierno amargo y feroz, la primavera no sabe de vos, que tu corazón y tu alma permanezca. Con su color le pego el sol al suelo oscuro que nada me dio. Que tu corazón y tu amor se quede aquí, que se quede aquí y permanezca en mí. Que tu corazón